Alalım diğer Evet, telefonumuzu. buyursunlar. Hoş geldiniz. Alo. Bugün seyircilerimiz ismini vermek istemiyorlar. Şimdi seyircimizden şunu rica edelim. Televizyonunuzun sesi açık. Bizi telefondan duymaya çalışır mısınız lütfen? Telefondan duyarsanız daha keyifli bir sohbet edeceğiz. Duyabiliyor musunuz ismini vermek istemeyen, hatta şehrini bile söylemeyen seyircimiz? Buyurun. Alo. Hoş geldiniz. Televizyonun sesini kıstık mı? Televizyonun sesi kısık ama bağlantıda bir problem var galiba. Tamam, şu anda duyuyorsanız bizi duymanıza da gerek yok. Rüyanızı anlatın, sonra televizyondan takip edersiniz. Hemen dinliyoruz sizi. Peki. Şimdi realde benim babamdan bir ev kaldı. Bu evin içinde annem ve kız kardeşim oturuyor. Hı hı. Benim onlarla aram iyi olmadığı için ben evi satışa çıkardım. Mirasçısı olarak babamın. Siz bize konuyu anlatmayın. Rüyayı anlatın lütfen. Tamam. Çünkü hayır hocam şey. He. O şimdi ben hanımefendi güzel yaşadı. Tabii siz lütfen şey vermeyin. Yaşamınız siz hocam şey helal vermeyin. Olsun size. Yok, yaşamınızla ilgili bir tüyo vermeyin. Rüyanızı anlatın çünkü direkt. Çünkü rüya ne uyarıyor? O benim için önemli. Yani hanımefendi hayatını anlatırsa onun bir mesajı kalmaz yani. Bir anlamı kalmaz. 10 gün önce. Evet. Ve benim biriktirdiğim bozuk paralarımı aldı. Koynuna soktu ve gitti. Şimdi kızım bak bu rüyada. Bak kardeşim bu rüyada şunu söylüyor. Cenab-ı Allah diyor ki babanı mesajla sana göndermesi. Korkma. Eline geçecek olan... Ben telefonu kapatayım televizyondan. Tamam, buyurun, buyurun efendim buyurun. Buyurun. Çok şekerler, doğru söylüyor. Evet, kadın evet. bir oradan duyamıyor. Şey var, ben hani seyircilerden rica ediyorum. Bana lütfen özel hayatından kesit söylemesinler. Rüyayı söylesinler. Çünkü rüyayı söylesinler ki ben onlara mesajın ne olduğunu anlatmaya çalışayım. Tabii doğru söylüyorsunuz. Bu benim için çok önemli. Öyle yani. Ya yaşamınızla ilgili ayrıntı vermeden direkt rüyanızı tabii. anlatın. Bak ne peki kadar hocam, güzel söylemiş. Ne diyor babası mesela? Babası gelmiş bozuk paraları almış göğsüne katmış. Demiş ki kızım yani Allahu Teala mesaj gönderiyor. Aslında lüks rüyaya giriyor. Babasını görüyor orada. Parayı alıp bu göğsüne katması ve farkındaysak babasıyla asla konuşmadı. Bakın konuşmadı. Sadece parayı aldı göğsüne kattı. Burada Allah şu mesajı gönderiyor. Diyor ki babanla gönderiyorum ki bil. Şimdi babası diyor ki bozuk paralar bunlar dedikodudur. Göğsüne katması kızım göğsümde çünkü hepiniz benimsiniz. Dedikodu ailenin içinde yapılan bir dedikodu. Burada diyor ki bunu bağrına bas. Ben sana geldiysem muhakkak ki hakkını alacaksın. Bunu göstermiş. Sabırlı olun dedikoduya meyil vermeyin. Çünkü ortadaki sıkıntı aşılacak.